İkinci vecih, hem hikmet nazarında dahi zulümdür. Hikmet nazarında da zulümmüş. Birincisi, hakikat nazarında. Kardeşler, tavsiye ederim bu Uhuvvet Risalesini okuyun inşallah. Ben Mektubat kitabını istemiştim. Mektubat bulamadılar. Kardeşimizin biri dedi, senin okumak istediğin kitap benim cebimde var. Bunu koymuş buraya. Allah razı olsun. İkinci vecih, hem hikmet nazarında dahi zulümdür. Hikmettir. Zira malumdur ki adalet ve muhabbet, nur ve zulmet gibi zıttırlar. Düşmanlık ve sevgi birbirine zıtmış. Ne gibi? Karanlık ve ışık gibi. Zıt. Şimdi burası aydınlık mı karanlık mı? Söyle Selçuk. Aydınlık. Aydınlık. E şimdi burası hem çok aydınlık hem de çok karanlık. Olur mu? Olmaz. Çok karanlık olması için ışıkları söndürmemiz lazım. Ha. Formül veriyor bize ya. Ne formül be? Malumdur ki adalet ve muhabbet, nur ve zulmet gibi zıttırlar. İkisi mana yankısında olarak beraber cem olamazlar. Beraber olamaz. Ben ya seni severim ya sana düşmanım. Hem severim hem düşman olamam. E sen Müslümansın. Benim seni sevmem gerekiyor. Düşman olamaz. Eğer muhabbet kendi esbabının, kendi sebeplerinin rüçhaniyetine göre bir kalpte hakiki bulunsa, o vakit adavet mecazi olur, acımak suretine inkılap eder. Acımak suretine inkılap eder. Ben Selçuk kardeşimi seviyorum, çok seviyorum. Ama hoşuma gitmeyen bir tarafı var. Bunu acırım yani. Arada görüyorum ki Allah korusun yapmıyor ya, arada bira içiyor. Yani çocuk kalış kısmetliyim, ben kalkıyorum falan. Acırım ben, dua ederim. Gene benim kardeşim. Neden? İman kardeşim. Bira içmekle imanı gitmiyor ki adamım. Şarap içmekle bile gitmiyor. Ama eğer şarabın haram olmadığını iddia ederse, o zaman ahirette ter düşer, imanı gidebilir. Ama bir sarhoş düşünün. Ben bunu içiyorum abi diyor. Allah kurtarsın beni abi diyor. Dua et abi. Böyle sarhoşlara gidiyordum ben. Bir evim vardı bizim komşu. Garibim böyle sarhoş. O zaman da bu kitaplar çok yasak. Dükkanımı basıyorlardı. Bavullara koyuyordum mesela. Üç tane bavul boş. Bir tane kitap koyuyordum. Senin gibi kitap istiyorsun. Kitapçılar korkuyor, satmıyor. Tabii dükkanımı bastılar birkaç defa. Kitap bulamadılar Allah'a şükür. Emin dedi ki bana sarhoş emin, abi dedi benim oraya koy kitapları. Kimse benden şüphe etmez. Sarhoşum ya. İman var adamda ya, iman, sarhoşum imanı var. Çocuk bana bir odasını ver, fotoğrafçı bu. Karanlık oda var, fotoğrafçılar filmi karanlıkta açarlar. Karanlık oda. Bana verdi orasını, yaz buraya girilemez diye kapıya da. Kendisi başka bir oda yaptı. Bana verdi orayı, kitapları oraya koyuyor. İstanbul'dan bana kasalarla çanta bavul geliyor, çanta geçmiyor. Çantalar, bavullar geliyor. Kitap da geliyordu aynı hambardan. Bakıyorum kitap kasası ağır, hemen emin oraya götürüyorum. Açıyorum kasayı, kitapları oraya yerleştiriyorum. Kağıt da koyuyorum. Mesela Selçuk kardeş geliyor. Ben de polis malzemesi satıyorum dükkanda. Hep polisler, komiserler geliyor bizim oraya. Mesela şimdi kardeş geldi, kitap istiyor ama yanımda birisi var, kim olduğunu bilmiyor. Hemen ben söylüyorum. Hüseyin Bey, Basmane Karakolu'nda başkomiserdir. Hemen istiyor diyorum ki, demesin akşam derslerde kitap ver falan. Ne kalıyorlar? 50 sene, 50 sene önce. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi polisler kendileri ders yapıyor. Ondan sonra, ne haber diyorum Selçuk? Allah abi diyorum. Millet bozuldu. Musa'nın asası lazım ancak bu milleti düzeltmek için. Anlıyorum ki, asayı Musa istiyor. Kitaplarımızın adı Asay-ı Musa bir tane. Ondan sonra öbürü geliyor, Sadık geliyor. Ne haber Sadık falan? Abi vallahi diyor. Millet söz dinlemiyor diyor. Sözler. Ha, sözler istiyor. Şifreli konuşuyoruz. Ne yapalım? Öteki geliyor abi. Kayınvalide şua tedavisi görüyor. Şualar istiyor. İşte birader Kastamonu'dan mektup yazdı. Kastamonu'yla. Afyon Emirdağ'dan misafir geldi. Emirdağ'la harikası. Böyle biz bu kitapları ne yaptık kardeşim?
Korkmadı. Hapse attılar, dayak attılar, evini bastılar kaç defa. Ya ama devam etti. Gözbek var, dönmek yok. Onlar basmaktan yoruldu, biz basılmaktan yorulmadık. Devam! Bu kadar. İki kere iki dört, ister çarp, ister topla. Evet. Ne demiştik? Eğer muhabbet kendi esbabının, sebeplerinin rüçhaniyetine göre bir kalpte hakiki bulunsa, o vakit adabet mecazi olur, acımak suretine inkılap eder. Sen o gerçekten seviyorsan, o kötü tarafında da acıyacaksın. Yapmaması için dua edeceksin, o kardeş kurtulacak bir gün. Bir gün ağlayarak gelecek, kurtuldum abi diyecek, biz bundan çok gördük. 77 yaşındayım, 50 senedir bu cemaatin içindeyim ben, bunları çok gördüm. Eğer muhabbet kendi esbabının rüçhaniyetine göre bir kalpte hakiki bulunsa, muhabbet, et birini seviyoruz, ne yaparız? Kıyma yaparız, dolma yaparız, büfrek yaparız. Seviyoruz onu. O vakit adalet mecazi olur, acaba suretini kırar eder. Ağır yıkarız onu, pencereye koyarız. Evet, mümin kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Onda bir fenalık görürse acır. Ya bunu yapmaması lazımdı. Keşke yapmasaydı diye dua edersin. Güzel bir şekilde. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır. Lütufla ıslahına çalışır. Mesela bazı kardeşlerimiz var, cumadan cumaya namaz kılıyor. Kardeşim diyorum, dört dörtlük Müslümandır. Cumadan hiç kaçırmaz. Tırak! O anlıyor artık. Cumadan hiç kaçırmaz. Şimdi öteki de diyor ki, bu var ya, bu diyor cuma Müslümanı. Adama cumayı da bıraktıracak. Yani bu adam pesimistik, bardağın yarısını gösterir, boş tarafını gösterir. Ya dolu tarafını göstersene, çocuk dolu, geliyor bak, oğlum bir süper, şimdi sana kaşar bir şey, getiriyor bardağın, maşallah benim oğluma, ne kadar güzel bardağın yarısını doldurdu, aferin oğlum. Öteki ne var mı diyor, bardağın yarısı boş. Ondan pesimistik, biz optimistik olacağız yani. Tabii, kardeşim cumalarını hiç kaçırmaz. Dört dörtlük Müslüman. O mesajını alıyor. O cumadan cümleye namaz kılmakla dört dörtlük Müslüman olunmayacağını biliyor. Ama yine Müslümandır. Dört dörtlük olmaz da üç üç olur. Üç beşlik olur her neyse. Bir günde dört dörtlük olur. Evet, mümin kardeşini sever ve sevmeli. Fenalığı için yalnız acır. Fenalık görürse onu yalnız acır. Acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır. Yani bunu yapma, buna bak, ne yapıyorum böyle değil de lütufla ıslahına çalışır. Onun için nas-ı hadis ile, hadisin hükmüyle üç günden fazla mümin mümine küsüp katlı mükâleme etmeyecek. Üç günden fazla mümin mümine küsüp, küslük üç günden fazla devam edecek. O üç günlük de Cenab-ı Hak insan fıtratına bir şey veriyor. Kızmış, sinirleri, damarları, kanı, harekete geçmiş, birden barıştıramazsın. Ben görüyorum onu, karakolda polis, komiser barıştırıyor adamı, dışarı çıkıyorlar, gene birbirine giriyorlar. Çünkü o barıştırma, barıştırma olmuyor artık. O sinirler, asap yerine yatışmadığı için o barışma, barışma olmuyor. Bakın İslamiyet ne diyor? Üç gün küstürebilirsin. Çünkü üç güne kadar senin sinirlerin kalkmış, asabın bozulmuş, üç güne kadar yatışır, sen bir düşünürsün, insaf edersin, o kardeşine karşı küslüğünü devam ettirmezsin. Evet, onun için bir nas-ı hadis ile, hadis-i emri ile üç günden fazla mümin mümine küsüp katlı mükâleme etmeyecek. Eğer esbab-ı adavet galebe çalıp, adavet hakikatiyle bir kalpte bulunsa, komşumuz zındık, komünist, dinsiz, Kur'an düşmanı, din düşmanı, iman düşmanı, Allah düşmanı, peygamber düşmanı, komşum. Şimdi bu adamı ben sevebilir miyim? Sen şu. İtici gelir. Söylesene ya. İtici gelir. Sevemeyiz. İtici gelir. İtici. Zaten onu sevsen
Allah seni sevmez. Sen der benim düşmanımı seviyorsun. Ya. Onun için biz Allah için severiz, Allah için sevmeyiz. Şimdi peki bu adam da komşumuz. Niye yapacağız şimdi? Sabah çıkıyor, o da çıkıyor kapıda. Ulan gavur. Şimdi komşu yapmış. Sosyal hayattayız. Adam bana bakıyor. Ya ne kafirsin sen. Diyemezsin. Bak şimdi. Bak bizi kurtarıyor kardeş. Her esbabı adavet. Galebe çalın. Adalet hakikatiyle bir kalpte bulunsa, o vakit muhabbet mecazi olur, tasannu ve temellük suretine girer. O zaman ona karşı sevgimiz neymiş? Mecazi. Nasıl ki korkuysa, komşu bak, herhangi bir yenge çocuklar hasta masta olursa, araba burada, komşuyuz, çekinmeden söyle, anahtarı verin, gidebilirsiniz. Siz arabayı sattınız galiba, arabanız yok, araba sizindir, komşuyuz. Sağ ol komşu falan filan. İçinden ne olur? İçinden gene seni sevmez. Sen de onu sevmezsin. Neden? O benim Allah'ıma düşman. Peygamberime düşman. Kitabıma düşman. Ben o adamı gerçekten söyleyeyim. Sevebilir miyim? Hep beraber. Sevemeyiz. Ben Allah aşkına en kumanı severiz. Neden? Kötü de olsa Allah diyor. Peygamber diyor. Adam sarhoş. Peygamberden bahsediyor. Allah'ım ya seviyoruz. Sever mi adamı ya? Dedim işte ben emin, sarhoş emin ya. Sarhoş. Da. Olsun. Ben ona rahmet okuyorum. Kurbanda bize deri topluyordum. Bütün mahallenin derileri topluyordum. Tarakada da istemiyorum. Ders altında da şey yapıyordum. Bu adam geldi diyor. İçiyor, içiyor, yürüyordu, bana ağlıyor. Abi ben nasıl kurtulacağım? Abi ben nasıl kurtulacağım? Abi ben nasıl kurtulacağım? E bu adam imanı olmasa böyle der mi? Demez. Demez kardeşim. Demez. Demek ki eğer o adamı bizim sevmememiz gerekiyorsa dinimiz açısından, din sırdan, iman sırdan, sındıkadan, din düşmanı, peygamber düşmanı, kitap düşmanı, ben bu adamı nasıl severim? Ben bunu sevdim mi, Allah bana gafam eder. Ya. Çünkü biz hukku fillah, buğzu fillah. Allah için severiz, Allah için düşman oluruz. Böyle. Onun için peki o adama karşı nasıl davranacağız? Patronundur, fabrikasında çalışıyorsun diyor. İşçisindir, adam Ermenidir, yavrudur. Ermeniler de hep öyle değil de. Yani Ermeniler de imanlılar var. Bozuktur. Ama sen onun fabrikasından çalışıyorsun. Sen işini yaparsın, paranı alırsın. O adama hainlik yapmazsın. Hainlik yapamazsın. Biz kimseye hain olamayız. Peygamberimiz öyle diyor aleyhissalatü vesselam. Hayrun nas men yenfe'un nas. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Müslümanlara faydalı olandır demiyor. İnsanlara faydalı olandır. Demin kardeşlerine geliyordu. Dedi mesela benim bir koyunum var, araba çarptı, bir de gayrimüslim birisi var, ona da araba çarptı. Ben hangisini hastaneye götürürüm, koyunu mu adamı mı? Adamı götürürüm kardeşim. Çünkü onunla bir yerde birleşiyoruz. Neden insanız? Birleşiyoruz. Koyunu da keselim. Ölmesin, mundar olmasın diye keselim. Yeriz, kavurma yaparız. Ama onu da hastaneye götürürüm. Ha. Demek ki biz insanız. Her şeyden önce insanız. İnsan, insanlara faydalı olandır. İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Söz, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onun için biz Müslümanlar çok ince, çok nazik, çok centilmen, çok dikkatli olmamız lazım ki bizi gören bir insan İslamiyet'i sevsin. İslamiyet'i sevsin. Evet, inkar edemezsin ki sen bir adamla beraber bir taburda bulunmakla o adama karşı dostane bir rabıta anlarsın. Ve bir kumandanın emri altında beraber bulunduğunuzdan arkadaşane bir alaka telakki edersin. Ve bir memlekette beraber bulunmakla kuvvetkarane münasebet hissedersin. Değil mi ya? İzmir'e gittin, Bolulu birisi çıktı karşına. O neresinde? Vallahi işte ben gelmem. Gel bakalım falan filan.
Belki burada Gökçen Hanım'a selam da vermişsin ama orada hemşerim ya, ya köylü sahip çıkıyorsun. Halbuki bak, ha, bir yerde askerlik yapmakla bir alaka duyuyorsun. Aynı memlekette bulunmakla alaka duyuyorsun. Halbuki imanın verdiği nur ve şuur ile ve sana gösterdiği ve bildirdiği Esma-i İlahiye adedince vahdet alakaları. Nedir Esma-i İlahiye? Bakın benim gözümde Rabbimin Basir ismi tecelli ediyor. Seninkinde de, seninkinde de, seninkinde de. Bütün insanların gözünde Rabbimin Basir ismi tecelli ediyor. Allah Allah! Bana benziyor. Burada Semih ismi tecelli ediyor. Burada Kelam ismi tecelli ediyor. Burada Rahim ismi tecelli ediyor. Burada Hafiz ismi, Alim ismi tecelli ediyor. Bütün insanlarda bu böyle. Hristiyan'da da, Yahudi'de de, burada hep beraberiz. Ya muazzam bir ders ya. Mest oldum ya bu derse. Benim bu derse çok ihtiyacım varmış. Esma-i İlahi adedince vahdet alakaları. Köfteyi nereden yiyor? Ben de ağzımdan. Obama neresinden yiyor? Putin? O da ağzımdan. Bak benim burnumdan ne akıyorsa Obama'nın burnunda akıyor. Allah Allah! Gördükçe zıplayasın geliyor. Vallahi billahi. Ya. Esma-i İlahi adedince vahdet alakalı ve ittifak rahmetleri ve uhuvvet münasebetleri var. Mesela her ikinizin halifiniz bir. Burada Alman da Fransız da aynı isim. Malikiniz bir. Mabudunuz bir. Onlar da Allah diyorlar ama yanlış. Hristiyanlar Allah'ı inkar etmiyor. Sıfatlarını aptal ediyor. Razıkınız bir. Razık rızık veren. O da buradan göre bir, bir, bir. Bine kadar bir. Bu bütün insanlarla beraberiz. Hatta hayvanlarla da aynıyız. İneğin de gözleri var. Şimdi geldi. Hem peygamberimiz bir. Bu bize bakıyor. Dininiz bir. Kıbleniz bir. Bir, bir. Yüze kadar birdir. Bu da sadece müminlere bakan birlik. Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir. Ona kadar bir, bir. Ya, bir de vatandaşız. Bu kadar bir birler. Helal üstadına, ne üstadmış be ya. Ne üstadmış be arkadaş. Bu kadar bir birler, vahdet ve tevhidi, birliği, vifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti iktiza ettiği ve kainatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevi zincirler bulundukları halde şikak ve nifaka, kin ve adalete sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip mümine karşı hakiki adalet etmek ve kin bağlamak ne kadar o rabıda-i vahdete bir hürmetsizlik, o esbab-ı muhabbete, o muhabbet sebeplerine karşı bir istihbar ve o münasebat uhuvvete karşı ne derece bir zulüm ve itisap olduğunu kalbin ölmemiş ise, aklın sönmemiş ise anlarsın.